Evet, merhabalar arkadaşlar tekrar. Son saatimizde beraberiz günün bugünkü risk değerlendirmesiyle ilgili soru çözümüne şöyle devam edelim. Sonrasında iş sağlığı güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin aşamalarından biri değildir şeklinde bir soru. Tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, risk değerlendirmesinin yenilenmesi, risk değerlendirme ekibinin oluşturulması, dokümantasyon. Risk değerlendirmesi ekibinin oluşturulması, yine yönetmeliğe baktığımızda risk değerlendirmenin aşamaları içerisinde ne yapmıyor? Yer almıyor arkadaşlar. Şu şekilde vermiştik aşamalarını. İş yerlerinde, tüm iş yerlerinde tasarım ve kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir diyor. Dolayısıyla risk değerlendirmesinin yapım aşamaları içerisinde ekibin oluşturması ne yapmıyor? Yer almıyor. Onu da o şekilde ifade edelim. Yine bir tanım sorusu şöyle. Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi bir iş yerinde meydana gelen çalışan iş yeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı ifade eder şeklinde bir soru. Burada da bunun cevabı da neydi? Ramakkal olarak tanımlanmıştı arkadaşlar. Yine İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre risklerin belirlenmesi ve analiziyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru. Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği belirlenir. Yine toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler, İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, iş yerindeki tehlike ve risklerin nitelikleri ve iş yerinin kısıtları gibi faktörler dikkate alınarak analiz edilir diyor. Bu da doğru. A'daki de doğruydu. Öyle gidelim. Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimine bakılmaksızın bölümler ayrı ayrı ele alınarak analiz sonuçlandırılır diyor. Bu yanlış. Neydi? Eğer analiz ayrı ayrı bölümler için yapılıyorsa, bölümlerin birbiriyle olan etkileşiminin de ne yapılması? Dikkate alınması gerekiyordu. Yanlış olan C şıkkında belirtilen husus. Diğerlerine doğrulara bakalım. Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır, yazılı hale getirilir. Yine toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen risklerin analiz edilmesinde ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerde ne yapılabilir? Kullanılabilir diyor. Bu da doğru bir cevap. Burada yanlış olan bölümlerin ayrı ayrı yapılması halinde etkileşiminde ne yapılması? Dikkate alınması gerekiyor ki önemli bir konu arkadaşlar. Bu da bunun içerisinde. Şimdi şöyle bir yine önermeli soru. İş yerinde iş sağlığı güvenliği açısından risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve bu mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için şunlar verilmiş. Tehlike ve tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması, tehlikelinin tehlikeli olmayanla veya az tehlikeli olanla değiştirilmesi, yine risklerle kaynağında mücadele edilmesi adımları hangi sırayla uygulanır şeklinde bir soru. Aynen burada yer aldığı gibi uygulanır diyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak dediğimiz gibi tehlike ve tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması, tehlikelinin tehlikeli olmayanla veya az tehlikeli olanla değiştirilmesi yani ikame yöntemi ve yine ne yapılması gerekiyordu? Risklerle kaynağında mücadele edilmesi gerekiyordu arkadaşlar. Risk kontrol adımları içerisinde bu şekilde ne yapıyordu? Yer alıyordu. 1, 2, 3 şeklinde olması gerekiyor sıralamanın.
Şimdi iş sağlığı güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilir risk seviyesini tanımlar diyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda iş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı güvenliği ile ilgili tehlikelerin tamamen bertaraf edildiği risk seviyesi, yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi, çalışılan iş yeri ve iş ekipmanının zararı uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayacak risk seviyesi, iş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline sahip risk seviyesi ve son olarak da tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka sonuç meydana gelme ihtimali olan risk seviyesi olarak ne yapılmış? Şıklar verilmiş. Tanımımız şuydu. Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesimiz ne olarak kabul ediyorduk? Kabul edilebilir risk seviyesi olarak tanımlıyorduk arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakayım. Değişik sorular varsa onları çözeyim. Sonra başka bir konuyu aktaracağım. Yine bu tür sorular daha önceki yıllarda soruluyordu ama son zamanlarda çok fazla kullanılmıyor. O da şu, bir hikaye anlatılıyordu. Birkaç paragraflık bir hikaye anlatılıyordu. Sonrasında da o konularla ilgili sorular yine bize ne yapıyordu? Yönlendiriliyordu. Ve genel olarak da mesela Emin Bey, Güven Bey isimleri bizde çok yaygın olarak kullanılır. Bunlardan bir tanesi de Emin Bey. Emin Bey ile alt işverenin risk değerlendirmesi konusunda yapması gereken unsurları kapsamaz diyor. Aşağıdakilerden hangisi Emin Bey ile alt işvereni arasındaki risk değerlendirmesi konusunda yapması gereken unsurları kapsamaz şeklinde bir soru. Alt işveren hazırladığı risk değerlendirmesinin bir nüshasını Emin Bey'e verir. Doğru mu? Doğru. Emin Bey, alt işverence yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Doğru. Alt işveren yürüttüğü işle ilgili olarak iş sağlığı güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği hükümlerini uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Doğru. Emin Bey, alt işverenin hazırladığı risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi risk değerlendirmesi çalışmasından ayrı tutarak risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını uzaktan izler. Yine işverenler asıl alt işveren risk değerlendirmesi çalışmalarını koordinasyon içerisinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir diyor. Şimdi burada da Emin Bey alt işverenin risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasından ne yapmaması, ayrı tutmaması gerekiyordu. Ve aynı zamanda alt işverenin önlemleri alıp almadığında ne yapmak, kontrol etmek zorundaydı arkadaşlar. Yanlış olan D şıkkında belirtilen husus diyoruz arkadaşlar. Yine iş sağlığı güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği uyarınca belirli durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangi durumda risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez şeklinde bir soru. İş yeri dış denetimden geçtiğinde, iş yerinde uygulanan teknoloji değiştiğinde, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesinde, iş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılmasında, iş kazası, meslek hastalığı veya ramakalı olay meydana gelmesinde, burada da şunu tanımlamıştık, dış denetimden geçmesi, risk değerlendirmesinin yenilenmesinde göz önünde bulundurulacak hususlar içerisinde ne yapmıyordu? Yer almıyordu arkadaşlar. Yine şöyle bir sıralama sorusu. Bunda da şöyle, hani bunu rahatlıkla çözebilirsiniz de. Hani sıralama sorusu geldiğinde bazen şöyle bir çözüm de yapabiliyoruz. İşte başta ne olması gerekiyor, sonda ne olması gerekiyor? Onları belirleyerek, ona göre şıkları eleyerek de bir cevaplama ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Burada da şöyle denmiş. Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi,
çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması, tehlike kaynağının ortadan kaldırılması, tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi, tehlike kaynağının çevreye etkisini azaltacak önlem alınması. Şimdi dediğimiz gibi önce kaynak, sonra ortam, sonra kişiye yönelik uygulamalar. Tabii en son noktamız kişisel koruyucu donanım kullanılmasıydı. Dolayısıyla bu sıralamada en sonda olması gereken nedir? Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi gerekiyor. Bazen böyle gittiğinizde cevap şıklarına baktığınızda birle biten tek şıkkımız var. Dolayısıyla C şıkkını hemen ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz. Şöyle bir sıralamaya baktığımızda nasıl olması gerektiğini, evet, ilk olarak tehlike kaynağının ortadan kaldırılması var. Sonrasında ikame yöntemi, yani tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi var. Sonra ortama yönelik önlem olarak tehlike kaynağının çevreye etkisini azaltacak önlem alınması var. Sonra kişiye yönelik önlem olarak iki madde yer alıyor. Birincisi kişisel koruyucu donanım kullanımı, ikincisi çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması. Evet, orada da kişisel koruyucu donanımdan önce gelmesi gereken kişiye yönelik önlemde çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması, yani maruziyet süresinin aza indirilmesi ve son olarak da çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesinin ne yapması, yer alması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir sıralamanın yapılması gerekiyor bu şeyle ilgili olarak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru. Tehlikeliği tehlikeli olmayan ve az tehlikelilerle ikame, risklerle kaynağında mücadele, kişisel koruma önlemlerine, toplu koruma önlemlerine göre öncelik verilmesi, yeni bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi. Yukarıdakilerden hangileri riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için doğrudur şeklinde bir soru arkadaşlar. Tabii bu artık şeyle ilgili, yapacağımız iş ve işlemlerle ilgili bir tanımlama arkadaşlar. Burada da cevabımızın tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirme. Yine risklerle kaynağında mücadele nedir? Bizim kabul edilebilir risk seviyesine indirmek için yapacağımız çalışmalar içerisinde ne yapar? Yer alır diyoruz arkadaşlar. Evet, risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki sorulardan hangisi dikkate alınmaz? Potansiyel etki ve sonuçları nelerdir? Potansiyel etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nedir? Üretim süreci sonunda elde edilen ürünün miktarı nedir? Tehlikeler nelerdir? Potansiyel etki ve sonuçlar kabul edilebilir mi şeklindeki sorulardan hangisini dikkate almıyoruz risk değerlendirmesinde? Evet, burada açık bir şekilde üretim süreci sonucunda elde edilen ürün miktarı bizi ne yapmıyor? İlgilendirmiyor. Bunu da niye koydum buraya arkadaşlar, böyle bir soruyu da? Evet, bazen böyle sorular da geliyor arkadaşlar. Yani ayan beyan ben bu sorunun cevabıyım şeklinde tanımlama yapan hususlarda ne yapıyor? Yer alıyor. Şimdi soru çözümünü burada bırakıp arkadaşlar şöyle birkaç konuda daha sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Şöyle biliyorsunuz risk değerlendirmesi çalışmaları sırasında özel politika gerektiren gruplarla ilgili olarak da ne yapmamız gerekiyor? Bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor. İşte çocuklar, genç işçiler, gebe çalışanlar gibi, kadın çalışanlar gibi kişilerle ilgili bazı hususları dikkate almamız gerekiyor bu sistemin içerisinde. Şimdi bununla ilgili olarak da neler var mevzuatımızın içerisinde? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Yani biz dediğim gibi risk değerlendirmesini yaparken bu hususları da ne yapmamız? Gözlemlememiz gerekiyor. Yani sadece dediğim gibi şeyler değil, işte fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik risklerin yanında bu hususlara da bakmamız gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. İnsan, çalışanlarımız
normal yasal prosedürler içerisinde çalıştırılıyor mu? İşte gece çalışmalarında biz neyden bahsettik? 7,5 saatlik bir çalışma dönemi var. Buna uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Bunlara da yine bizim hep ne yapmamız, bakmamız gerekiyor. Niye konmuş mesela işte bir gece dönemi ve bu dönemle ilgili çalışma süresi kısıtı? İşte bu dönemde fazla çalışma yaptırdığınızda sonuç olarak ne yapabiliyorsunuz? İş kazalarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani insanın işte konsantrasyonu, performansı düştüğü için iş kazaları yaşanabiliyor. Şimdi onlarla ilgili neler var? Şu kalan süremiz içerisinde de o konuları sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Birinci noktamız şu. Gece postasını tanımlamıştık daha öncesinde. Gece postası dediğimizde işte en erken saat 20'de başlayıp en geç saat 06'ya kadar devam eden süreç gece postası olarak ne yapılıyordu? Tanımlanıyordu. Ve onunla ilgili olarak da tabii burada kadın çalışanlarla ilgili bahsediyoruz ama tüm çalışanlar için geçerliydi bu. 7,5 saatten fazla çalışma ne yapılmaması? Yapılmaması gerekiyordu. Ama orada bir istisnadan bahsetmiştik. O da şöyle bir hatırlatalım. Demiştik ki özel güvenlik, turizm ve sağlık hizmetinde çalışanlarda çalışanın yazılı izni alınmak koşuluyla ne yapılıyordu? 7,5 saatin üzerinde çalışma yapılabiliyordu. Ama onu da şunu da ifade edelim. Her ne şekilde olursa olsun aslında kişinin günde 11 saatten fazla ne yapılmaması, çalıştırılmaması gerektiği de yine mevzuatın içerisinde tanımlanmıştı. Peki, şimdi gece postalarında kadınların çalıştırılması ile ilgili ne tür düzenlemeler var arkadaşlar? Kadın çalışanlar, buraya erkek çalışanları da ifade edebiliriz. Gece postalarında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz diyoruz. İşte yine az önce bahsettiğim sektörlerde izni alınmak koşuluyla 7,5 saatten daha fazla ne yapılabilir? Çalışabilir diyor arkadaşlar. Yine şöyle bir kadın çalışanlar için geçerli olan bir nokta. Kadın çalışanların gece postalarında arkadaşlar çalıştırılmasında ulaşımla ilgili de bir tanımlama yapılmış. Şöyle denmiş. Belediye sınırları dışındaki her türlü iş yeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorunluluğu bulunan iş yerlerinin işverenleri arkadaşlar gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlüdür diyor. Yine kadın çalışanlar için böyle bir hususta ne yapılmış? Tanımlanmış. Yine arkadaşlar sağlık gözetimi. Şimdi bu da yine sizin görevleriniz içerisinde. Dedik ya bu sistem içerisinde tanımlanmış tüm gözetimler iş yeri hekimi tarafından ne yapılacak? Gerçekleştirilecek. Mesela kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmesi için işe başlamadan önce gece postalarında çalışmalarında sağlık sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu görevli iş yeri hekiminden alınır diyoruz. Tabii burada şunu da hatırlatayım. Bu özel kadınlar için yayınlanmış bir yönetmelik ama erkekler için de aynı şey geçerli. Yani erkek çalışanlar için de gece postalarında çalıştırılma noktasında önceden bir sağlık raporunun ne yapılması, düzenlenmesi gerekiyor. Gece postasında çalışabileceğine dair. Yine şöyle, daha önceki iş yeri hekiminin görevleri içerisinde sağlık gözetimi başlığı altında söylemiştim. Evet, bu rapor düzenlenecek. Ama bir kere düzenlediğiniz yetiyor mu o kişinin çalıştığı süre içerisinde? Hayır. Belli periyotlarla da yenilenmesi gerekiyor bu gece çalışmalarına ilişkin sağlık raporu. İşte onunla ilgili de şöyle denmiş, o periyodun belirlenmesiyle ilgili. Ayrıca işveren, işin devamı süresince çalışanın özel durumunu, iş yerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak iş yeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar diyor. Burada da demek ki periyotların belirlenmesi iş yeri hekimine ne yapılmış? Tanınmış bir görev arkadaşlar. Şimdi yine şu düzenlemeler de var.
İşte mesela kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir iş yerinde çalışıyor ise, kadın çalışanın isteği üzerine gece çalıştırılması kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde ne yapılır? Düzenlenir diyor. Yani buna da dikkat edecek işveren. Ama aynı iş yerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri de işverenin imkanları dahilinde karşılanması gerekir diyor arkadaşlar. Şimdi kadın çalışanlar gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar. Emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süreyle gece postalarında ne yapılmaması, çalıştırılmaması gerekiyor. Gebe olduğunun doktor raporunda belirlendiği tarihten itibaren doğuma kadar, doğumdan sonra da bir yıl süreyle gece postalarında ne yapılmaması, çalıştırılmaması gerekiyor. Yine emziren kadın çalışanlarda bu süre anne ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunu iş yerinde görevli, yine bakın, iş yeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde 6 ay daha ne yapılabilir? Uzatılabilir diyoruz gece çalıştırılması hususu arkadaşlar. Evet, 6 ayda oradan uzuyormuş arkadaşlar. Şimdi kadın çalışanlarla ilgili olarak arkadaşlar şöyle bir takım, yani gebelik halinde tanınmış, gebelik ve doğum sonrasında tanınmış haklar söz konusu. Şimdi bunlardan birincisi şu: kadın çalışanların doğumdan önce 8, doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta çalıştırılmaması esastır. Bu durum çoğul gebelik halinde arkadaşlar doğumdan önceki süreye 2 hafta daha ekleniyor. Doğumdan önceki süreye 2 hafta daha ekleniyor arkadaşlar. Bir de şu da tanımlanmış. Denmiş ki kadın çalışan, gebe çalışan sağlık durumunun uygunluğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi halinde arkadaşlar doğumdan önceki 3 haftaya kadar ne yapabilir? Çalıştırılabilir deniyor. Ve yine burada doğumdan önce kullanmadığı izinler, işte normal gebelikte 5 hafta, 3 haftaya kadar çalıştıysa, çoğul gebelikte 7 hafta, doğumdan sonraki süreye ne yapılır? Aktarılır. Yani o sürelere eklenir diyoruz. Doğumdan sonra o süreleri de kullanır diyoruz. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanmadığı çalıştırılmayacak süreler doğum süre sonrası sürelere yine ne yapılır? Eklenir diyoruz. Doğumda veya doğum sırasında annenin ölümü halinde doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılır diyoruz. Şimdi bu mevzuatımız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hani yapılan düzenlemelerle aslında güzel de bir uygulama. Evlat edinen kişileri de teşvik etmek amacıyla bir takım düzenlemeler de ne yapıyor? İçeriyor. Mesela bunlardan birincisi şu: 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye çocuğun aileye teslim tarihinden itibaren 8 hafta ne yapılıyor? Analık izni kullandırılıyor. Yine arkadaşlar, analık izninde belirtilen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce veya doğumdan sonra ne yapılabilir? Artırılabilir diyoruz. Bu süreler doktor raporuyla belirlenir diyoruz. Yani o genel doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonraki 8 haftalık sürelerde ne yapılabiliyor? Artışa gidebiliyor. Bunlar kanunda analık izni olarak ne yapılıyor? Tanımlanıyor. Şimdi bununla bitmiyor doğumla ilgili doğum sonrasındaki izinler arkadaşlar. Şöyle bir izin hakkı daha var kadın çalışanların. Analık izninin bitiminden tarihinden itibaren, yani işte doğumdan sonraki 8 haftalık sürenin bitiminden itibaren arkadaşlar, çocuğun bakımı yetiştirilmesi amacıyla çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile yine 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın ve erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda da
180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir deniyor. Yani bunlar ne yapıyorlar? Yarı zamanlı çalışıyorlar. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabiliyorlar. Ve yine burada arkadaşlar çocuğun çoğul doğum olması halinde arkadaşlar bu sürelere 30'ar gün ekleniyor. Yani 90, 150 ve 210 gün olarak ne yapılıyor? Yarı zamanlı olarak çalışabiliyor arkadaşlar. Soru böyle gelebilir. Çoğul gebelik halinde doğum sonrasında yarı zamanlı çalışma süresi 3. doğumda kaç gündür şeklinde bir soru arkadaşlar. Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporuyla tespit edilmesi halinde, belgelendirilmesi halinde daha doğrusu bu süre 360 gün olarak ne yapılır? Uygulanır diyoruz arkadaşlar. Yine şöyle söyleyeyim, kadın çalışanlar için bir süt izninden bahsetmiştik. İşte işçiler için 0-1 yaşındaki çocuklar için günde 1,5 saat, memurlar için de ne demiştik? İlk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için de yarım 1,5 saat şeklinde süt izni vardı. İşte ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye 1 yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için bu günde 1,5 saatlik süt izni hakkı uygulanmıyor. Onu da ifade edelim. Yani o sürede bu şeyden hakkında ne yapamıyor? Uygulanmıyor bu süt izni. Şimdi birinci şey analık izniydi. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta. İkinci durum yarı zamanlı çalışma. Birinci, ikinci, üçüncü doğum olmasına göre değişen yarı zamanlı çalışma vardı. Şimdi üçüncü hak, şöyle bir hak. Kadın işçiye yine analık izninin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilir diyor. Yani bu sefer hiç çalışmadan ücretsiz izin talebi de ne yapabiliyor? Olabiliyor. Yine aynı şekilde bu ücretsiz izin 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerinden birine veya evlat edinene de ne yapılabiliyor? Verilebiliyor arkadaşlar. Bu sürelerde şeyde dikkate alınmıyor. Hani yıllık ücretli izni kazanabilmeniz için en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekiyordu ya. Ücretsiz izinde geçen süreler o şeyde yıllık izin hakkında değerlendirilmiyor. Şimdi bir de arkadaşlar dördüncü durum kısmi süreli çalışma talep hakkı arkadaşlar. Şimdi az önce saydığımız analık izninin bitimi, yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izin gibi haklarını kullandıktan sonra arkadaşlar kişi ne yapabilir? Ben çocuğun okul yaşına gelene kadar kısmi süreli çalışmak istiyorum diyebilir. İşçiler için geçerli olan bir durum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada da neler gerekiyor bu haktan faydalanabilmek için? O da şu. İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışacak olması halinde çalışmanın başlama ve bitiş tarihleri, haftanın belirli günlerinde çalışacaksa da hangi günlerde çalışacağını ne yapması? İşverene bildirmesi gerekiyor. Tabii burada bir nokta daha var. İşçi bu haktan yararlanabilmesi için eşinin çalıştığını belgelemesi gerekiyor. Tabii şöyle bir durum da söz konusu. Evet, işçi böyle bir talepte bulundu ve bu izni kullanmaya başladı. İşte 5 ay sonra eşi işten ayrıldı, işsiz duruma düştü. Bu izni kesmiyor arkadaşlar. Yani baştan aldığı bu izin kullanılmaya ne yapıyor? Devam ediliyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ebeveynlerden birinin çalışması durumu şu hususlarda aranmıyor. Yani işte ebeveynlerinden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığın olması veya bu hastalığın tam teşekkül hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi, yine velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi halinde çocuğuna velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması halinde
bu şey ne yapmıyor? Aranmıyor. Eşin çalışması. Şimdi arkadaşlar, çalışan, yine pardon, son maddede şu, 3 yaşını doldurmuş bir çocuğun münferiden, yani tek başına evlat edilmesi halinde aranmıyor. Şimdi şöyle bir durum arkadaşlar. Çalışan böyle bir izni, çalışmayı talep ettiğinde işverenin bunu ne yapması gerekiyor? Karşılaması gerekiyor. Ancak bazı durumlarda, yani bazı durumlar, şimdi sayacağım durumlar söz konusu değilse, burada işverenin bir olur veya olmaz deme şansı yok. Ama şimdi sayacağımız durumlarda arkadaşlar, işverenin onayı gerekiyor. Yani işveren diyebilir ki, siz şu şartlarda çalışıyorsunuz, dolayısıyla ben size işte çocuğun az önce saydığımız izinler bittikten sonra, çocuk okul yaşına başlayana kadar kısmi süreli çalışmanıza izin vermiyorum diyebilir. Hangi durumlarda diyebilir? Şöyle, özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde diyebilir. Vermiyorum diyebilir. Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılacak yürütülen sanayiden sayılan işlerde olmaz diyebilir. Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik ve kampanya ve taahhüt işlerinde yine diyebilir. İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde işveren diyebilir ki, ben size bu izni kullandırmak istemiyorum diyebilir arkadaşlar. Onun haricinde ki işlerde işverenin onayı gerekmiyor. İşçi talep ettiğinde böyle bir izni ne yapabilir? Kullanabilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle, diyelim ki kadın çalışan böyle bir izni aldı. Dedi ki kısmi süreli çalışmaya başladı. Okul çağına kadar. Ama diyelim ki 3. yaşında çocuğun şartları olgunlaştı, iyileşti. Dedi ki ben tam zamanlı çalışmaya geçmek istiyorum dedi. İşveren bu talebi karşılamak zorunda. Yani tam zamanlı çalışmaya geçirmek zorunda o çalışanı. Ancak şöyle, şimdi diyelim ki 3 yaşında böyle bir karar verdi. Çocuk 4 yaşına geldi. Diyelim ki yeniden bu şekilde çalışmak istiyor. O zaman bu haktan tekrar ne yapamıyor? Faydalanamıyor. Onu da ne yapalım? İfade etmiş olalım. Şimdi yine önemli konulardan bir tanesi, yine bizim risk değerlendirmesi çalışmaları içerisinde dikkat etmemiz gereken hususlar arasında ne vardı? Çocuk ve genç çalışanlar, yine özel politika gerektiren grup içerisinde. Şimdi bizde genç işçi 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, çocuk işçi de 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilk öğretimini tamamlamış kişiyi tanımlıyor. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şu, bizim yine bu konuyla ilgili bir yönetmeliğimiz var ve bu yönetmelikte genç ve çocuk işçilerin çalışabileceği işler ne yapılmış? Tanımlanmış. Burada da olması gereken, biz iş yerinde varsa böyle çocuk ve genç çalışan, o zaman ne yapıyoruz? O listedeki işlere uygun işlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakmamız gerekiyor. Yine bu konuyla ilgili yönetmelikte şöyle bir hafif iş tanımı da var. Diyor ki hafif iş, yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre çocukların gelişmelerini veya sağlık güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri tanımlar diyoruz. Biraz sonra bu hafif işin tanımı geçecek arkadaşlar. O yüzden burada vermiş olduk. Peki, çalıştırma yaşı ve çocukların çalıştırma yasağı. Çocukları çalıştırma yasağı. 15 yaşını doldurmuş çocukları, doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır diyor. Ancak 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitimlerine devam etmelerine engel olmayacak hafif işlerde ne yapılabilir? Çalıştırılabilir diyor 14 yaşını doldurmuş çocuklar. Bir de tabii
Şöyle bir problemimiz de vardı bizim. Var, hala da devam ediyor. Mesela işte ne diyelim, reklam filmlerinde, dizilerde oynayan çocuklar. Ve onlar da sonuç olarak nedir? Bir çalışan işçi arkadaşlar, yani çocuk işçi yani. Onunla ilgili de şöyle bir düzenlememiz var. Bununla ilgili bir yönetmelik çıkarılacak ama tam olarak çıkarılmadı arkadaşlar. 14 yaşından küçük çocuklar için de şöyle bir tanımlama yapılmış. Bedensel, zihinsel ve sosyal ve ahlaki gelişmelerine, eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak. Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı ayrı izin almak koşuluyla ne yapılabilir? Çalıştırılabilir diyor. 14 yaşını doldurmamış çocukların. Ama ne gerekiyor? İzin alınması gerekiyor arkadaşlar. Peki, şimdi çocuk ve gençlerin çalışma saatleriyle ilgili nasıl süreler belirlenmiş? Onlara şöyle bir bakalım. Mesela temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7, haftada 35 saatten fazla ne yapamaz? Olamaz denir. Ancak 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde 8, haftada 40 saate kadar ne yapılabilir? Artırılabilir denmiş. Yine şimdi 18 yaşından büyükler için şöyle bir tanımlamamız vardı. Demiştik ki bir işçi bir vardiyadan, bir çalışma postasından çıktıktan sonra 11 saat dinlendirilmeden ne yapılamıyordu? Yeni bir postada işe başlatılamıyordu. Bu çocuk ve genç işçiler için şöyle tanımlanmış. Günlük çalışma süreleri 24 saatlik zaman diliminde kesintisiz 14 saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. Yani çocuk ve genç işçiler bir vardiyadan çıktıklarında arkadaşlar tekrar işe başlatılabilmesi için en az 14 saatlik bir dinlenme ne yapmaları yapmaları gerekiyor. Büyüklerde 11 saat, çocuk ve genç işçilerde bu süre 14 saat olarak ne yapılmış? Tanımlanmış. Yine okula devam eden çocukların okul döneminde de çalışmalarına imkan sağlanmış. Ama orada çalışma süresi tanımlanmış. Denmiş ki okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri eğitim saatleri dışında olmak üzere günde en fazla 2 saat ve haftada 10 saat olabilir denmiş. Ama okulun kapalı olduğu dönemde arkadaşlar, hani az önce vermiştik ya çalışma süreleri günde 7, haftada 35 saat şeklinde, o çalışma süresine göre ne yapılabilir? Çalıştırılabilir deniyor arkadaşlar. Bir de dinlenme aralarında da farklılıklar var tabii ki. Mesela normalde 18 yaşından büyükler için ne demiştik? 4 saate kadar işlerde 15 dakika, 4 saatle 7,5 saat arasında 7,5 saat dahil yarım saat, 7,5 saatin üzerindeki çalışmalarda da en az 1 saat ara dinlenmesi verilmesi ne yapıyordu? Gerekli oluyordu. Çocuklar için şöyle arkadaşlar, 2 saatten fazla, 4 saatten az süren işlerde 30 dakika, 4 saatten 7,5 saate kadar olan işlerde de en az 1 saat ara dinlenmesinin ne yapılması, verilmesi gerekiyor onlarla ilgili olarak arkadaşlar. Hafta tatili, evet, hemen yine büyükler için olanı tekrar ederek çocuklarınkini verelim. Bir haftalık zaman dilimi içerisinde ne yapılıyordu? 18 yaşından büyükler için en az 24 saatlik bir hafta tatilinin verilmesi gerekiyordu. 18 yaşından büyükler için. Ama çocuk ve genç işçiler için arkadaşlar şöyle denmiş. Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz 40 saatten az olamaz denmiş. Ve yine bu sürenin karşılığı da, yani bu hafta tatilinin karşılığı da ücret olarak ne yapılıyor? Kendilerine ödünü. Yine çocuk ve genç işçiler arkadaşlar ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz deniyor. Büyükler için biliyorsunuz çalıştırma imkanı vardı. İşte iş sözleşmesinde hüküm olması veya işte işçinin yazılı onayının alınması şartıyla bu çalışmalar yapabiliyordu. Ama çocuk ve genç işçilerin ulusal ve genel bayram tatillerinde, genel tatil günlerinde çalıştırılmaları yasaktır şeklinde bir maddede ne yapıyor? Yer alıyor arkadaşlar. Yine
Yıllık izinlerle ilgili olarak arkadaşlar, çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık izin süresi 20 günden az olamıyor. Ve yıllık ücretli izinlerin kesintisiz olarak kullandırılması gerekiyor. Ancak yine burada şöyle denilmiş, çocuğun yararına olduğu durumlarda ve yine çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek ne yapılabilir? Kullandırılabilir denmiş arkadaşlar. Tabii bu çocuk işçilerin yıllık izinlerinin de eğer çocuk okula devam ediyorsa okulların kapalı olduğu dönemlerde de ne yapılması? Verilmesi gerekiyor. Yani okulun açık olduğu dönemde çocuğa yıllık izin vermenin de çok bir anlamı ne olmayacaktır? Olmayacaktır diyoruz. Ve yine çocuk ve genç işçileri çalıştıramayacak işverenler de ne yapılmış? Tanımlanmış. Denmiş ki çocuk ve genç işçileri çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan işveren ve işveren vekilleri ne yapamaz? Çalıştıramaz denmiş arkadaşlar. Yani öyle bir tanımlama da yapılmış. Evet, kadın ve çocuk işçilerle ilgili bu hususları da ne yapmış olduk? Aktarmış olduk. Risk değerlendirmesi çalışmaları sırasında bunlara da ne yapmamız? Dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta şunu söyleyeyim. Yani iş yerinizde arkadaşlar çocuk, çırak varsa bunlarla özel olarak da ilgilenin. Yani neden derseniz ben onlarca kaza inceledim onlarla ilgili. Çocuk adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar meraklılar. Ve bir aferimin peşinde de koşabiliyorlar. Yani bunlar aslında gözlemci gibi çalışması gereken, izlemeleri gereken, işi öğrenmek için gözlemeleri gereken statüde çalışmaları gerekiyor ama hani makinalarla şeylerle çok fazla değil çalışmamaları gerekiyor. Ama onlar genelde yani benim incelediğim kazalarda mesela ustası da tembih eder der ki bak ben yokken sakın bu makineye geçip de bir iş yapma derler. Ama onlar işte usta yokken ben hemen şurada şu işi yapayım da gelince ustaya göstereyim. İşte bak şunu yaptım deyimin peşinde bir aferin alma, bir beğeni almanın noktasında bazen ne yapabiliyorlar? Makinelerin başına geçip kazalanabiliyorlar arkadaşlar. Onlara bunu çok iyi anlatmak lazım eğitimlerde ve birebir görüşmelerde. Benim mesela bu meslekte ilk incelediğim kaza Kayseri'de 1986 yılıydı veya 87 idi. Bir çırağın elini enjeksiyon pres makinesine sıkıştırması sonucu işte bir elinin parmaklarının geri dönüşü olarak ezilmesiyle ilgili bir kazaydı. Siz de dikkat ederseniz sevinirim. Evet arkadaşlar peki bugünkü programımızı da tamamladık. Şöyle bir şeyime bakmıştım. Sizlerle bir diğer buluşmamız 45.283 ile ayın 10'unda olacak. Ayın 10'unda ve 11'inde yine birlikte derslerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ayın pazartesi günde berabermişiz. Pardon çok özür dilerim. Peki. İşiniz gücünüz kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.